Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Şimdi önceki videomu takip edenler biliyordur. 1 Aralık'ta yayınladığım videoda jiletim bir bana hediye gönderdiğini söyledim. Ağustos ayında yayınladığım bir videoyu görmüşler. Teşekkür ederim. Biraz geç de olsa görmüşler. Şöyle bir paket yollamışlar. Paket görüyoruz. İşte Fusion 5, ProGlide 5 taraftar serisi diyor. İşte bir jilet Galatasaray. Bunun farklı varyasyonları da varmış. Fenerbahçe, Trabzonspor falan filan var muhtemelen. Beşiktaş. Şimdi ben Galatasaraylı olduğum için bana Galatasaraylı yollamışlar. Futbolla çok alakam yok ama arada işte hani sordukları zaman hangi takımı tutuyorsun dedikleri zaman Galatasaray demek için bir Galatasaray'ı takip ediyorum. Şöyle kutuyu da biraz kenara kaldırmış olayım. Şimdi kutuda ne var? Kutu şöyle. Şöyle bir şekilde bir yapılmış. Bir tane benim daha önce test ettiğim kanalda incelemesi var zaten. Jilet Mach 3 Turbo. Yeni çıkan bir seriydi bu. Şurası oynuyordu. Merak edenler yukarıdan koyarım linkini. Onu izleyebilir. Bir tane de bu Galatasaraylı olan seriden, yani takım taraftar serisinden Galatasaraylı olarak Fusion 5 Blade Pro Glide yollamışlar. Bir de şöyle bakalım. Şöyle bir tıraş köpüğü. Şimdi kutu da böyle bir şey işte. Boş bir kutu. Şimdi kutuyu bir kenara kaldıralım. Şöyle yapalım. Bu videoda hem bu kutuyu göstereyim dedim sizlere. Hem de işte bu Fusion olanla, ProGlide olanla Galatasaray serisiyle bir tıraş olayım dedim. Puanlama falan yapmayacağım. Tabii neden? Zaten bilinen bir seri ve daha önce benim test ettiğim bir seri. Şöyle aşağıya kaldıralım. Şunu da bir çıkaralım bakalım ne var kutusunda bir gösterelim. Şöyle bir açılan bir mekanizmamız mevcut. İşte ne diyor? 5 hassas bıçak, flex ball, kafa düzeltici bıçak var. Yani 6 tane bıçağı var aslında bunların. Gelişmiş kayganlaştırıcı bant diyor. Falan filan şudur budur. İşte Galatasaray tarafı da şurada. Bir Galatasaray logosu var. Bunun dışında başka bir Galatasaray'a ait başka bir şey de yok. Şimdi açalım. Nasıl açacağız bunu yalnız? Bunlar da zor açılan cinsten mi acaba? Yok, şurada bir bak şey koymuşlar. Herhalde böyle açılıyor. Evet. Şuradan açıyorum. Çatır çutu yırttım bu arada. Şimdi ne var? Önce bir kutudaki bıçağımıza bir bakalım. Tamam, açmamız gerekecek. Çıkmıyor çünkü mübarek. Evet, şimdi bıçağa bir bakalım. Söylediğim gibi flexball. Bunlar bayağı ateş pahası oldu bu arada. Dolarda, euroyda derken kafa oynayabiliyor. Şurada da Galatasaray logosunu görüyorsunuz. Bunun dışında hani Galatasaray'a ait başka bir şey. Yani şunu sökseniz, başka bir şey yapıştırsanız onun logosu da olur. Bu böyle. Uçlara bakalım. Kaç tane uç çıkıyor paketten? Şöyle de 4 tane de burada, 3 tane de burada var. Pardon. Toplamda 4 bıçak oluyor. Bir tanesi üzerinde geliyor. 1, 2, 3 tanesi de burada. Toplamda 4 bıçağımız var. Böyle şöyle koyduğumuz zaman göstermiş olayım. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi ben hem tıraş köpüğünü kullanacağım hem de tıraş bıçağını kullanacağım. Söylediğim gibi test olarak, puan olarak puan vermeyeceğim. Zaten Fusion Pro Glide'ı bilen biliyor. Öyle ekstra bir puan vermeye de gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi önce bir yüzümü yıkayayım. Ardından köpüğü süreceğim ve tıraşa başlayacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Köpüğü de sıktım. Jiletin normal standart tıraş köpüğü, zaten hani bir numarası yok yani, hani sensitive mensitive falan değil, standart. Yüzyıllardır demeyeyim ama uzun yıllardır sattığı bir tıraş köpüğü. Şöyle sürelim yüzümüze. Biliyorsunuz ben fırçayla da tıraş alıyorum ama yani şimdi bunları yollamış madem jilet, öyle bir jest yapayım dedim. Köpük işte, yani bildiğiniz köpük, öyle bir numarası yok. Bu arada bazen size hediyeler de vermek istiyorum. Fakat şöyle bir endişem var arkadaşlar. Şimdi özellikle Instagram'da bir hediye tayfesi var. Sizi tanımaz etmez ama hediye peşinde koşan bir güruh var. O güruha da bir şey vermek istemiyorum ben. Size vermek istiyorum. Yani bu videoyu izleyen, gerçekten de abi ben tıraş videolarının hastasıyım diyen bir kitlem var. O kitleye vermek istiyorum. Fikri olan varsa söylesin ya. Yani bu o tayfeden nasıl kurtuluruz? Şimdi YouTube'da katıl var. Katıl butonu benim aktif değil. Hatta size sormuştum. Aktif edeyim mi diye. Büyük bir kesim etmek dediniz. Anket yapmıştım.
etme sonucu çıktı. O yüzden ben de aktif etmedim ama aktif etsem mesela o tarafı orada istediğimiz gibi hani sadece katıl abonelerini dağıtım yapabiliyorsunuz. Orada çekiliş yapabiliyorsunuz. O güzel bir şey. Ama onu işte kredi kartı vermek istemeyen var. Öğrenci olanlar var aranızda vesaire vesaire. O yüzden orayı aktif edemiyorum. Etsem de yine hepiniz katılamayacaksınız. Fikri olan varsa söylesin. Bu arada tıraşa da başladım. Zaten füzyon akıyor yani. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Öyle bir dayı vardı bir araya. Bakın konuşmaya yüzüm yok. Bakın görüyorsunuz diye. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Bu arada şöyle yana bakıyorum çünkü orada benim aynam var. Bu videoyu telefon ana kamerasını kullanarak çekiyorum. O yüzden göremiyorum. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Kadrajı göremiyorum şu anda. O arkaya bir ayna koyacağım ilk fırsatta. Fikirlerinizi yazın. Çekinmeyin arkadaşlar. Hani nasıl yapalım bu çekiliş işini? Ben sadece tıraşla ilgili değil bu arada. Teknolojik ürünler de vermek istiyorum ama o tarifi vermek istemiyorum. Size vermek istiyorum. Onu nasıl ayırt ederiz? Var mı bir fikriniz? Varsa yazın. Ben de bir bakarım, denerim. Bu arada tıraş ürünleriyle ilgili bir listem var. Onu da ara ara güncelliyorum. Hepsi burada işbirliği yapıyoruz. Oradan bir şeyler geliyor. Teşekkür ediyorum. Alışveriş yapıyorsunuz. Yapınca da bana faydası oluyor. Ben olduğu zaman da mesela bunu parayla almadım ama parayla aldığım ürünler de oluyor. Mesela bir önceki videoda jilet styler'ı parayla almıştım. Oradan destek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Linkte açıklamada var. Oradan da indirir. Bakarsanız ürünlere. İhtiyacınız varsa da alırsınız. Sırf buna destek olmak için de ihtiyacınız yoksa da almayın. Onu söyleyeyim. Zaten alacaksanız fiyatı da uygunsa benim verdiğim linkte alın diyorum. Uygun değilse uygun olan yerden alın vallahi. Ben şey yapmam yani. Kızmam, darılmadı diyeceğim diye. Bakıyor tabii ki ya Fusion ya. Bu mübarekler de bayağı pahalanmış ya. Yani böyle üçlü beşli falan bir paket almaya kalksanız yani ucuyla beraber makinesiyle beraber 200-300 lirayı buluyor arkadaşlar. Ne olacak bu ekonominin hali bilmiyorum. Ben bu videoyu çektiğimde dolar 13,5 filandı bu arada. Siz izlediğinizde artık kaç olur bilmiyorum. Çünkü sürekli artıyor. Sürekli artıyor yani dolar. Bugün 1 liraya aldığınız şey yarın 1,2 lira oluyor. 1,3 lira oluyor. Zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Ben 47 yaşındayım. Böyle bir şey hiç görmedim hayatım boyunca. Bu kadar görmedim. Tamam. Hani devalüasyon gördük. Başka şeyler gördük. Ama bu kadar da görmemiştik. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Evet. Muhabbet ederken tıraş da bitti. Bu arada çok güzel yorumlar geliyor bazen sizden. Tanıdığım insanlardan, sektördeki bazı arkadaşlar diyorlar ki abi senin videoları izliyoruz çok faydası oluyor falan diyor. Genelde gençler bunu söylüyor. Yaşı bana yakın olanlarsa şey diyor ya sen niye tıraş videosu çekiyorsun abi filan şişmeken diyorlar. Çekiyoruz ya eğlenceli işte yani. Eğlenceli illa böyle çok ciddi olmaya lüzum yok ya. Bazen de böyle eğlencelik olsun diyorum ben. Ama tıraş videonun sayısını azaltacağım çünkü çok fazla bıçak kalmadı. Olan bıçaklarda birbirinin farklı varyasyonu. İşte Blue Chill, efendim işte jiletin bilmem nesi, efendim öbürün derbinin işte şusu busu, yok platinyumu, yok platin olmayanı falan fişmekan ama 3 aşağı 5 yukarı aynı deneyimi sunuyorlar. O yüzden yavaş yavaş sayıyı azaltacağım. Yani böyle tıraş makinesi belki hani edinmeye çalışırım, bulmaya çalışırım, onları yapmaya çalışırım ama onun dışında artık çok fazla tıraş videosu olmayacak gibi görünüyor. Çünkü ürün kalmadı yani. Aynı ürüne de tekrar tekrar yapmanın da bir manası yok. O konuda bir bilgi de vermiş olayım. Tıraşım bitti bu arada. Proglide işte yani. Konuşacak, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yüzümü yıkayayım tekrar karşınızda olacağım. İşte yüzümü yıkadım ve geldim. Proglide'ın jilet tarafından bana gönderilen şey versiyonu bu. Taraftar versiyonunu inceledim. Yani incelecek bir şey de yoktu da işte tıraş olmuş oldum. Biraz da çeşitli konularda fikirlerimi aktardım sizlere. Güzel ürün. Hani ürün güzel. Ona söylenecek bir lafımız yok. Bir makine daha olmuş oldu benim elimde. En azından Galatasaraylı bir makinem olmuş oldu. Bunun dışında söylediğim gibi videonun içinde
Bana destek olabileceğiniz farklı yöntemler var. Alışveriş yapabilirsiniz. En azından tıraş ürünleriyle ilgili bir linkim var açıklama kısmında. Oradan alışveriş yaparsanız bana destek oluyorsunuz. Bunun dışında kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü mesela markalardan bir şey isterken kaç abonem var Özgür Çetin diye soruyorlar. 9000 diyorum. 9000 dediği zaman da falan oluyor. Çok gördüm böyle yorumlar. O yüzden de yani izleyip de abone olmayan varsa, ki tıraş videomu çok az bu arada. Teşekkür ediyorum. Ama yine var olmayanlar. Lütfen abone olursanız sevinirim. Yoksa ben abone dilenciliğini sevmiyorum. Ay lütfen olun ya, yalvarıyorum falan gibi muhabbetleri sevmiyorum. Ama takdir edersiniz ki siz de bir şey istiyorsunuz. Mesela şunu da incele dediğiniz zaman onu ben markaya sorunca işte yok elimizde falan filan diye sallıyorlar. Sebebi de bu abone sayısının az olması arkadaşlar. Onu açık öne söyleyeyim. O yüzden bir şey istiyorsanız karşılığında vereceksiniz. En azından hemen maddi bir talebim yok sizden. Ama abone olursanız sevinirim. Çünkü o da benim için önemli. Az önce söylediğim sebepten dolayı. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.